Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kral'ın şu söyledikleri çok önemli. Yani biziyor Beşiktaş kulübünden tamamen bağımsız bir şekilde Benfica'dan Benfica'dan kiraladık. Gelecek sene de kiralayabiliriz. Yani o zaman da yine oturulur, konuşulur diyor. Beşiktaş'tan kiralayabilirim. Aynen yani. Ama şöyle bir şey de çok önemli. O da tartışıldı. Yani kesinlikle bizim Galatasaray kulübüyle bir husumetimiz ya da herhangi bir öyle negatif bir durum söz konusu değil. Bu açıklamaları da özellikle yapıyor. Geçmişe dayalı bazı durumlardan ötürü ki başkan Tahir Kıran olduktan sonra o buzlar eriyor gibi olmuştu. Sonra yine Oğulcan meselesinin büyümesiyle bir gerilim yaşanmıştı. Yani ben böyle 3-4 saatlik bir operasyon olacağını pek düşünmüyorum. Yani bu çok planlı, çok organize bir transfer hikayesi. Beşiktaş adına başarılı. Rize de işin içine girdi. Rize açısından da baktığımızda olabilecek en iyi senaryo. Gerson Fernandes Rize'de oynayacak. Yani bu hayal bile edemeyeceğiniz bir şey. Çok büyük bir başarı. Tahir Başkan'ı da tebrik etmek lazım. Yani Galatasaray Bu sence penceresinden... çok sessiz ilerleyen yani uzun zamandır yürütülen bir Şu olay nasıl şu? konumuydu. Galatasaray'ın almayacağını anladılar. Bak ben bunu dün bugün değil ama Galatasaray yöneticiler ve başkan iletişim hatası bunu anlatmadılar. Paylaşmadılar ve insanlar beklenti içine girdi. Hala düne kadar Gedson Fernandes geliyor haberleri yapılıyordu. Olmayacağı belliydi ama bunu açıklamanız lazım. Yani Domenech Torrent'in hazır bir oyuncu istediği. Birinci nokta bu. İkinci nokta Volkan'ın söylediği kontenjan konusu. Probleminiz var. Artı Galatasaray'ın şu an önceliği Gedson mıydı? Hayır. 6 numara ihtiyacı vardı. Galatasaray'ın o 8 numara pozisyona daha fazla oynatabileceği oyuncu var. Çıkıldığı var vesaire. Ama Gedson Fernandes'in olmasını ben de çok isterdim. Şundan dolayı gençlik projesi diyorsanız böylesine değerli bir oyuncu bir kere kadronuza katma fırsatınız varsa kaçırmamanız lazım. Galatasaray böyle bir fırsatı harcadı, kullanamadı diyelim. Ve günün sonunda Galatasaray taraftarına şu duyguyu yaşatmamanız gerekirdi. Mağlubiyet duygusu. Şu düzeltmeyi yapabilir miyim? Sercan Dikme bana mesaj atmış. Ben de dinlerken kafam karışmıştı. İyi oldu bu. Tahir Başkan Jetson'un bonservisinin %50'si Beşiktaş'ta dedi ama yanlış söylemiş. Diyor satışta %50'si Benfica'ya verilecek. Zaten resmi açıklamayı da Beşiktaş bu şekilde yapacakmış. Tam zaten %50'si demek o. İkisi aynı şey. Hayır, bonservisi şu anda ne diyor ki? Bonservisi Beşiktaş'ta. Oynatma hakkı Beşiktaş'ta. Bonservisinin yarısı Benfica'da demiş. Tamam. Dedi. Tamam yani Öyle gelecek bonservis söylemeyelim diyor. gelirinin Bir sonraki satışta verecek. tam, Yani tam demek gelecek bonservis gelir. Beşiktaş diyelim 20 milyon euroya Evet. sattı. Ama hani böyle söyleyince sanki yarısı o Şöyle bir hakları durum. orada gibi Bir maç orada anlaşıldı. oynayacak, bir maç orada Yok, oynayacak değil. Beşiktaş'ta oynayacak. hani haklarının yarısı orada gibi bir anlaşıldı ya onu düzeltmiş aslında. Benim de kafam Yani karışmış yarın söyleyeyim. olacağı belli olmaz. Beşiktaş bu oyuncuyu 20 milyon euroya da satabilir. Satmayabilir, değil mi? Yani Gedson Fernandes uzun yıllar Beşiktaş'a da hizmet edebilir. Ama netice itibariyle Beşiktaş çok özel bir oyuncu aldı. Yani Beşiktaş'ın da ihtiyacı vardı zaten böyle bir oyuncu. Yani mesele ezeli rekabet meselesi değil. Galatasaray penceresinden baktığımızda ise süreç iyi yönetilemedi. Maalesef yönetilemedi. Yani zaten çok radikal kararlar alıyorsunuz ve taraftar tepkisi var. Sonuçlar kötü. Üstüne transfer, hadi Gomis de belli bir noktada taraftarı mutlu edebilecek bir adım attınız ama Gedson'la onu tamamlamanız gerekirdi. Olmadı. Burada Galatasaray yönetimi bence iyi bir sınav vermedi. Yani olayı iletişim açısından iyi götürmediklerini düşünüyorum. Artı Galatasaray taraftarına da şu yaşatılmasın ya. Yani Galatasaray kime el atsa alamıyor. Galatasaray böyle bir kulüp değil. Galatasaray güçlüdür. Galatasaray Hagi'leri, Popescu'ları, Drogba'ları, Sneijder'leri kadrosuna katmış büyük bir kulüptür. Roberto Mancini Galatasaray'ı çalıştırmıştır. Şimdi böylesine bir marka Galatasaray formasıyla sürekli bırak kendisini, kuzeni, annesi, babası, sülalesi Galatasaray resimleri paylaşıyordu bu adamın daha düne kadar. Paylaşmıyor muydu? Böyle bir oyuncu almanız gerekirdi. Galatasaray taraftarına şu duyguyu yaşatmamanız lazım. 19.05'te Rize açıklama yapacak mı? Zaten Rize ile aranız açık. Yani korkunç bir strateji hatası olarak görüyorum. Domenech Torrent istemediyse bunu başkanın çıkıp hocamız Söylemesi lazım. istemiyor demesi gerekirdi. Sanki bir açıklamalarında çok sorulduğunda çok böyle yanlış mı hatırlıyorum? Geçiştirdi Kimin? Torrent.
Redson konusunu? Yok, çok hiç girmedi. Çok da istekli. Bir yerde sorduklarında bir... Bir sohbet toplantısı yaptık Domenico'ya, hiç sorulmadı. Ama aldığımız bilgi hazır oyuncu istiyor. Yani ben şu aşamada kısa vadede gelip hemen etki yaratabilecek bir oyuncu. Ama Gelson Fernandez bir fırsat transferiydi. Bak evet, şöyle bir durum var. Şimdi Galatasaray yöneticiler bana diyor ki ya tamam bu kadar iyi de Avrupa'dan bir tane teklif yok. Avrupa'dan bir tane teklif olmayan bir oyuncu için bu paralar verilir mi? Ya Gelson Fernandez özel bir oyuncu. Bu adamı ilk izlediğimizde de Benfica'da bu yürür gider dedik. Olmadı Tottenham. Galatasaray'da da bir süre bocaladı. Ama 40. hafta yani geçen sezon itibariyle öyle bir seviyede bir oyun gösterdi ki yani Galatasaray'da satma amaçlı değil, ya uzun yıllar faydalanırdım. Peki izleyicilerimiz neler yazmış ona bakalım bir de. Bu arada Pulgar'la kıyaslayanlar var. Pulgar'la ilgili konuşacağız. Hiç aynı bölgenin oyuncusu, hiç değiller. Kıyas kabul etmez. Bir de oyuncuyla ilgili ne zaman gelecek, nedir durum soruları var. Onlara birazdan geçeceğim. Şimdi Galatasaray'ların bu son Fernandez transferinin Galatasaray adına gerçekleşmemesi sonrası mesajları var. Selim Bey yazmış. Ben ortaokulda takdiri bir puanla kaçırdım, yıkılmadım. İhanete uğradım, yıkılmadım. Azar yedim, yıkılmadım ama bu habere bu sefer yıkıldım diyor. Artık katlanamıyorum demiş. Yani bunun gibi Mert mesajlar Hakan'da, var. Bak Melike, Mert Hakan'da oldu, Vedat Muriç'te oldu, Rozier'de oldu, Gezzal'da oldu. Ya Galatasaray masadan güçlü ayrılan Fenerbahçe taraftır. Fenerbahçe'yle de şeyde de İrfan Can'da da aslında. İrfan Can'da aynısını yaşadık. Oldu. Hakan Oflaz yazmış. Galatasaray'ın kadrosu liderliğe bile oynamaya yeterdi. Şanssızlık, oyunsuzluk, hakemler vesaire vesaire vesaire, bu hallere geldik. Trabzonspor maçı iki basit hatayla kaybedildi. Maçın ilk yarısı ve geneli bize umut verdi. Transferle her şey değişir demiş. Daha umutlu bir Galatasaray'da. Ben katılmıyorum. Böyle sezonlarda en büyük sıkıntı bir kere şu, biz çok talihsiziz, çok şanssızız denmesidir. Fenerbahçe'de de 2018-19 sezonu benzerdi. Hatta Fenerbahçe daha kötü durumdaydı. Sürekli ya top bir türlü çizgiyi geçmiyor. Top bir türlü işte şanssızlık var. O sakatlanıyor, bu sakatlanıyor filan gibi. Böyle sürekli bir mazeret, bir kadercilik durumu söz konusuydu. Evet. Oysa ki bu kulüp, Galatasaray kulübü, Temmuz, Ağustos ayının en çok bonservis harcayan kulübü Türkiye'de. Tabii. Çok açık ve net bu. Yine gelen bir yorum Oktay Bey. Burak Elmas bu saatten sonra her gün şu duayı etmeli. Redson Fernandez başarısız olsun. Aksi takdirde hayatının sonuna kadar unutamayacağı bir anı olarak kalacak. Başarılı olmuş, Galatasaray için her şeyini verebilecek, geleceği olan bir futbolcuyu almıyorsun. Yazık demiş. Yani şey, bedava bir oyuncu değil yani, şartlarda o kadar da Beşiktaş için hafif değil. Beşiktaş ağır bir yükün altına girdi ama bence yapması gerekeni yaptı. Yani Beşiktaş'ın transfer yanlış olduğunu söylemiyorum. Ama 6,5 milyon euro ve bir sonraki satıştan %50 oyuncunun Portekiz'de aldığının neredeyse 3 katına Türkiye'ye gelmesi, bunu hepsi yapıyor zaten. Yani Galatasaray'ın hani Gelson Fernandez'den bahsediyoruz ama yani Assun Chaus diye bir skandalı var bir kere ya. Gel, adam oynamadan gitti. O kadar büyük skandallar var ki. Yani mühendislik, Volkan'a katılıyorum. Bu iş böyle kaderle, şanssızlıkla vesaire açıklanamaz. Çünkü Galatasaray'dan baktığımız o kadar çok yanlış var ki. Mühendislikte çok ciddi problem var. Yani bu takım yanlış kurgulanmış. Şu an Galatasaray takımına baktığımda ben Morutsan'a, Çıkıldao'ya verilen parayla gider Getson'u alırdım. Peki Burak Elmas'ın açıklamalarını bir hatırlayalım. Tabii kulüp televizyonuna birçok konuda açıklamalarda bulundu ama tabii en önemlisi sıcağı sıcağına hemen ertesi gününde Redson'la ilgili görüşlerini belirtti. Bakalım neler söylemişti. Evet, isteseydik alırdık. Yani aslında açıklamanın özeti bu. Ama bunu Beşiktaş aldıktan sonra söylemenin bir esprisi yok. Yani bunu Beşiktaş'ın daha görüşmelere başlamadan taraftara anlatmanız gerekirdi. Çünkü günün sonunda taraftar benim istediğim oyuncu Galatasaray niye alamıyor diye hesap soruyor. Yani başkanın yani bunu nasıl öngöremediğini hakikaten aklım almıyor. Hakikaten aklım almıyor. Tamam, başka bir seviye. Bak bu Galatasaray, evet taraftar mutsuz. Gelson Fernandez dünya yıldızı. Hakikaten tamam, büyük oyuncu. Önemli bir oyuncu da ama bu Rize'ye gidiyor. Kabul edelim yani. Bugün Avrupa'nın X bir kulübüne gitmiyor. Bugün Galatasaray başkanının Luis Campos vizyonu varsa, ki danışmanlığını yapıyor. Evet. Galatasaray taraftarının biraz daha sabretmesi gerekir herhalde. Yani herhalde çok farklı hamleler gelecektir. Çünkü Luis Campos da bu işte etkili. Luis Campos dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı.
Getson'daki potansiyeli ya da Galatasaray başkanının yanlış yönlendirecek kadar herhalde şeyi yoktur. Dünyanın, bak şöyle söyleyeyim. Bugün Real Madrid başkanına Florentino Perez'e danışmanlık yapıyor. Bugün Manchester City'ye danışmanlık yapıyor. Bu adam aynı zamanda Galatasaray başkanına danışmanlık yapıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Artı Lille mucizesini yaratan kişi. Paris Saint-Germain'in olduğu ligde Lille şampiyon oldu. Bunu Luis Campos'a borç. Zaten Monaco'yu saymıyorum. Dünyaca ünlü yıldızlar, Bernardo Silva'lar, Mbappe'ler vesaire. Onları saymaya bile gerek yok. Şimdi böylesine Portekizli üstelik herhalde başka, yani bunu en kötü başkanın yerinde olsaydım, ya Luis Campos bize olumsuz rapor verdi deyip, evet, sen diyorsun ki gerekirdi. Açıklamamaları, bunu Beşiktaş, hata almamaları, Beşiktaş, bu transferi yapmamaları Melike değil. Melike Beşiktaş yaptıktan sonra ya işte alamadılar da işte bilmem ne oldu diyecekler. Yani ben iletişim hatası özetle. İzleyiciler de öyle söylüyor. Keşke bir açıklama yapılsaydı, biz de beklemeseydik aylarca. Ha, bu arada bak Beşiktaş'ta tebrik ederim. Beşiktaş çünkü uzun yıllar faydalanabileceği orta sahasında çok önemli potansiyel bir oyuncu aldı. Genç bir oyuncu sonuçta. Ama bak Özcan Bey de demiş ki Gomis taraftarı yeterince mutlu etti Galatasaraylıları diyor Özcan Bey. Biz böyle düşünmüyoruz diyor. Yani çok da Melike, bu arada taraftar diyorsun da ben çok hakikaten herkese saygı duyuyoruz. Bütün görüşlere, eleştirilere saygı duyuyoruz ama Falcao'yu da siz istediniz. Tudor'u da siz istediniz. Her zaman taraftar doğruyu göremeyebilir. Biraz da bu işte seçilen insanlara bir zaman tanımak lazım. Yani belki de bu konuda haksızlık ediyoruz. Yani bu baskı, sosyal medya baskısını abartılı buluyorum. Ama önüne geçemiyorsun sosyal medyanın. Ama Falcao'yu istediler. Giderken niye kimse yanında yoktu? Gelirken 30 bin kişi vardı. Giderken niye bir kişi yoktu ya? Galatasaray, düşün yani. Galatasaray'a Falcao'nun maliyeti 20 milyon euro. Giderken bir kişi bayram edildi gitti diye. Yani ama Getson konusunda ben taraftar odaklı sadece olaya bakmamak lazım. Can Bey yazmış. Galatasaray Alanya maçında olası bir yenilgi alırsa neler olacağını kestirebiliyor musunuz? İç sahada sıkıntı olur. Zaten maçı oluyor. Fenerbahçe stadında da oluyor. Sezonun gidişatı dolayısıyla Galatasaray stadında da oluyor. İkisinin de iç sahada aldıkları olumsuz sonuçlar anında tribüne tepki olarak yansıyor. Ali Koç'un kredisi biraz daha farklı olur tabii. Yok ama yani Ali Koç'un kredisi farklı olur ama Fenerbahçe'de de şey var. Şimdi yeni başladı, evet. Yönetim istifalar falan. Şöyle söyleyeyim. Alanya Spor karşısında alınacak Alanya maçı deplasmanda. Deplasman. Ama yani sonuçta işte geri dönüşünde içeride oynayacağınız maçta, Kayseri maçında mesela farklı bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Şunu ifade edeyim. Ben Nevzat'la şurada ayrılıyorum. Tabii ki taraftarın, yani ya da şöyle söyleyeyim, sosyal medyaya göre kulüp yönetmek son dönemde maalesef biraz gelenek haline geldi. Büyüklerde özellikle. Bunun yapılmaması, taraftarıyım ben de. Ben de aynı şeyi düşünüyorum seninle. Fakat Falcao ile Getson arasında sadece Falcao ile Getson kıyası değil ama. Anladım. Ya o da Tudor'un gelişinden. Ya, belki de ama çok istenen ama sonucu kötü. Belki de Torrent şu anda Galatasaray'ı uzun vadeli bir borçtan kurtardı. Bilmiyoruz ama şu bir gerçek. Bugün Galatasaray'ın elinde bulundurduğu orta saha oyuncularını biliyoruz. Ben diyorum ki, ve bunlara verilen paraları da biliyoruz. Çikaldao, Berkan özellikle ikisi. Bunları düşündüğümde ben Getson, Fernandez'i bunlara tercih ederim.